Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Suriyeli Ahmet kardeşimiz misafirimiz oldu. Yaklaşık bir 30-40 tane civciv, 6 tane de bıldırcın. Ya oğlum sen güldün, ne Sen oynuyorsun dedin, kanka ya? hediye diyorsun. Ya sen güldün, ondan sonra kafa karıştı. Umarım iyisinizdir. Bugün Suriyeli Ahmet kardeşimiz yanıma geldi. Kendisine yaklaşık 30 tane civciv, 6 tane de bıldırcın sahiplendireceğiz. Bıldırcınları vermeden çok mesaj aldım. Abi bıldırcınlarda cinsiyet ayrımı nasıl yaparız? Bunu bize anlatır mısınız diye çok yorumlar aldım. Bugün o sorulara cevap vermek adına bu videoyu çekiyorum. Bu arada kısa bir söyleyiş yapacağım Ahmet'le. Ahmet yaklaşık şöyle bir haftada bir, 2 haftada bir bıldırcın, cennet papağanı, sultan papağanı, Brahma civcivlerini toplayıp Suriye'ye gönderiyor. Biraz biz de zaten cennet papağanı almayı düşünüyoruz. Şu arka tarafa yerini yapacağız. Şu anda kamerayı çeken Hurşit kardeşimiz de, Hurşit Can Korkmaz kardeşimiz de sağ olsun bizi destekleyecek. Sözünü aldık kendisinden. Bir çift cennet papağanı bize hediye edeceğini söyledi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İkinci de hoş ederim. geldiniz Hurşit. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Çok şükür. Biz deyiz. Ahmet, şimdi sen bu bıldırcınları bunu direkt mi göndereceksin yoksa civciv yani üretip mi göndereceksin? Yok, civciv ondan sonra göndereceğim. Ha, büyütüp mü göndereceksin evet. yani? Şimdi sen senden... çok özel yani, maşallah Cumhur abi, ben yeni tanıyor yani, maşallah mal çok özel. Hem tavuk, hem bıldırcın, hem yani kuş. Eyvallah. İnşallah yani devam. İnşallah. İnşallah. Kümes İnşallah. Sana ve Huşit Korkmaz'a her zaman açıktır. Bu arada Eyvallah sokakta çalışıyorsunuz galiba. Huşit. Biz Ahmet'le yaklaşık bir 5 yıl oldu tanışalı. Kendisi kuşlarla, tavuklarla, deve kuşu olsun, her türlü kanatlı hayvan hakkında bayağı bilgi, beceriye sahip yani. Suriye'ye nasıl gönderiyorsun? Altıren, Altıren git oğlum. Filiz, ben göndereyim Filiz. Filiz ondan sonra Suriye'ye göndereyim. Anladım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde Alperen, hadi çık. Hadi çık oğlum. Hadi çık dışarı. Gel çık. Kardeş gel. Gel, hadi dışarı çık. O tavuk sana kızar bak. Bu arada... Alperen kardeşimiz de burada bu arada. Yeğenim olur kendisi. Kümes'in sakinlerinden. İki tane kardeşimiz var. Irak'a, Lübnan'a, Suriye'ye tavuk, yumurta, hayvan gönderiyorlar. Evet, evet. Civciv gönderiyorlar. Belki haberim vardır. Halit Sencar var. Duyduğunu bilmiyorum. Ama sen kilise gönderiyorsun. Evet. Kilise Suriye'ye gönderiyorsun. Evet. Evet. İnşallah daha da ticaret kapılarını açılır. İnşallah, inşallah kısmet. Şimdi bir gün senin de üretim haneni gezmek isteriz. Hurşit Can seninle birlikte. Evet. Orada bir seyircilerimize video. İnşallah bayramdan sonra. Bayramdan sonra tamam. Cennetleri de o zaman gösteririz değil mi? Aynen inşallah. Tamam. Biz Ramazanlık diye pek hoş olmaz diye bir kahve yaparken çekelim istedik. Tamam. Ne güzel bileyim. Bir söyleyişi yaparız. Şimdi konumuza geçelim, ondan sonra seni de uğurlayalım. Sen kilise ne zaman geçeceksin? Bayram sonra inşallah. Bayramdan sonra evet. geçeceksin. Tamam. Kaç tane götürüyorsun mesela? Bir sevkiyatta kaç tane gönderiyorsun tahmini? Yani 50-60. 50-60. Daha evet. küçük, yeni yeni başladınız evet, o zaman. Evet. Tamam. Şimdi dostlar, elimizdeki bıldırcını, konumuz neydi? Bıldırcınlarda cinsiyet ayrımını, cinsiyet tayini nasıl yapacaktık? Ondan bahsedecektik. Şimdi bu bıldırcınımızın dişi mi erkek mi olduğunu bilmiyoruz. Şöyle poposunu kaldırıyorsunuz. Bakın. Şu anda huşit görünüyor mu netle? Evet, köpük geldi şu köpük an. Köpük geldi. Eğer köpük geldiyse dostlar, bu erkektir. Şöyle de ayrım yapabiliriz. Eğer bunun şu enselerinde tüyler olmazsa, yani erkekler üzerine çıkıp eşleme yaptığında bu tüyleri koparıyorlar. Bu tüyleri kopardıkları için koparılmış tüylü bıldırcınlar dişi olmuş oluyor. Eğer koparılmadıysa da erkek oluyor. Kesin çözüm, şurada sperm varsa poposunda, bu erkektir. Bunu biz Ahmet kardeşimle sahiplendirdik. Yine şuraya koyalım, birazdan size vereceğiz. Başka bir bıldırcın seçelim. Bir de şöyle yapabiliriz. Bizim elimizde Ukrayna bıldırcınları var. Evet. Ukrayna bıldırcınları erkeklerine göre kafası incedir. Evet. Erkeklerin kalındır. Hatta ince olanlar, bakın şu anda Hurşit.
burası soyulmuş. Bunun soyulması erkek üzerine çıktığı için tutunacak tüylerin tutuyor ya. Aynen. Tutarken koparıyor. Ondan dolayı bu dişidir. Hatta emin olmak istiyorsanız da bakın köpük yok. Köpük olmadığı için dişi. Bu dişidir. Bizim yerli bıldırcınlarımızda ise şöyle yapıyoruz. Şurasında siyah noktalar böyle kesik kesik noktalar var. O noktaları gördüğünüz zaman da o da dişidir. Bunu buradan belirttim dostum. Yine başka bir bıldırcın alalım. Şimdi bunun kafası biraz daha geniş öbüründen. Evet. Ve de şuralarında tüyler olmamış. Var. Büyük ihtimal bu erkek. Ama garantiyi almak adına şurayı açıyoruz. Bakın. Aynen. Gördüğünüz gibi çok bazıları midesi bulanıyor. Bunu yapmıyorlar. Bazı üreticilerin midesi bulanıyor. Dediğim gibi tüyleri yoğunmalıysa %90 erkektir. Ama en güzel garanti yöntem gelecek olan sıvıyı görmek. Evet, aynen. Şimdi Ahmetciğim şurada da yumurtalarımız var. Hani belki diyebilirsin bunlar yumurtlamıyor. Evet. Bak dostum. Kuşit sen de gör kardeşim. Bu 4 günlük yumurta yani fazla yumurtlamıyorlar. Evet. Kaç erkek kaç dişi bakmadım ama birazdan istersen bakabiliriz dostum. Hiç sıkıntı değil. Yani bıldırcınlar yumurtluyor. Evet. İlerleyen zamanlarda yine isterse Ahmet kardeşimiz isterse diğer koşinlerimizin, susekserimizin, asuroplarımızın yumurtasını kendisine vereceğiz, sahiplendireceğiz. Ama ilk etapta kendisi Brahma civcivi istedi. Ahmet YouTube'dan zaten abonen. Sen de yakından takip ediyor ve yaptığın işlerde gayet destekçi ve yani Suriye olsun, Irak, Suudi Arabistan. Suriyeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ben canlı gönülden söylüyorum bunu bak gerçekten. Burada hiç kimseye hitap etmiyorum. Yani reklam yapmıyorum. Allah yardımcıları olsun. Amin. Çok zor bir süreçten geçiyorlar. Türkiye'de zaten elinden geldiğince destekçi oluyorlar. Buradan Türk dostlarımıza da sesleniyoruz. Suriyeli kardeşlerimize iyi davransınlar. Onlar da insan. Bizim yüreğimiz acıyor. Allah'ın yüreği acısın diyelim. Allah yardımcıları olsun. Amin. Biz elimizden geldiğince destekliyoruz. Hükümetimiz de destekliyor. Diyeceklerim bu kadar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Burada bir sitemde bulunacağım. Hurşit sen videolar izliyorsun ama beğenmiyorsun, yorum yapmıyorsun. Emolo ben en güzel beğenileri yüz yüze söylüyorum. Tamam önerilerde bu arada Hurşit gerçekten bizim kümesimizi destekliyor. Fikirler veriyor. Burasını şöyle yap, burasını böyle yap. Hatta şu arkasını göster şu dolapları Hurşit. Gördüğünüz dolapları Hurşit sağ olsun bize tarafımıza getirdi. Biz onları güvercin dolapları yapacağız ya da kanarya dolabı yapacağız. Bakacağız ilerleyen süreçlerde. Emolu ben herkes bilir yani yüzün diye değil bu işi severek yapıyorsun. İlgilisin, alakalısın, herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Evet. Yani elimizden ne geliyorsa. Eyvallah burada kardeşim. Bu arada bizi ilk defa takip eden dostlarımız olacaktır. Ben 3 senede her sene en az 12 bin dolar, 13 bin dolar para kazandım. Süs tavukçuluğunda, cennet papağanda da bu parayı kazanıyorlar, tavşancılıkta da bu parayı kazanıyorlar. Yani süs hayvanlarında köpek, kedi de olsa para kazanabilirsiniz. Hobi olarak devam edebilirsiniz. Biz hobi olarak yaptık, sonradan bu işi ticarete döktük. Yani hobi yapana da, ticaret yapana da saygımız sonsuz. En güzeli yani, zararlı alışkanlıklarınız ortadan kalkmış tabii, oluyor. Yani, kahve kültürümüz zaten yoktu. Tabii. Balık vardı aynen. Ama balığın aynen. Yerine bunlar geçmiş oldu. Aynen. Güzel şeyler olmuş oluyor. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu arada Kümesim Süslü diye bir projemiz var. 81 ilde 81 tane bayan üretici adaylarına yumurta gönderiyoruz. Şu anda gönderim başladı. Katılmak isteyen her ilden bir kişiye 12'şer adet yumurta hediye edeceğiz. Avrasya Derneği'nin projesidir bu. Ben de sağ olsun Yasin Yıldırım kardeşime buradan selam olsun. Kendisi daveti üzerine Avrasya Derneği'ne üye oldum. Avrasya Derneği çok global bir dernek olacak. Belki onlara layık bir kümesim yok, hayvanlarım yok ama geçen seneki hayvanların standardın üstündeydi. Ama yavaş yavaş zamanla inşallah hepsi tekrardan oturacak. Üst seviyeye taşıyacağız. Çok konuştuk kusura bakmayın. Bugünlük bizden bu kadar.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Ahmet, hayır bayramlar. Söylemek istediklerini alalım. Allah razı olsun. Hayır bayramlar. Evet, iyi aynen, bayramlar. İyi bayramlar olsun bu arada. Kusura bakmayın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar. Hoşça kalın.